Arkadaşlar merhaba. Eğer torbasız elektrik süpürgeniz ilk günkü performansında çekim yapmıyorsa yapmanız gereken oldukça basit birkaç işlem var. Bakın mesela şu anda çalıştıralım makineyi. İlk aldığımız günkü gibi çekmiyor maalesef. Yaklaşık 6 ay oldu bu makineyi aldı. Şimdi kapatalım. Öncelikle bakın şurayı açıyoruz. Burada sorun var mı yok mu onu öğrenelim. Tabii. Öğrenmek için şöyle elimizde tuttuğumuzda aşırı bir çekme yok. İlk önce yapılacak işlem yani şu şuradan. Borun içinde bir pislik yok demek ki. Evet. Onu anladık. Buraya açıyoruz. Bakın şurada bir tane filtre var. İlk önce bu filtreyi çıkartıp bunun temizliğini yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi filtre oldukça kirlenmiş. İçerisi toz dolmuş durumda. Bunun temizliğini yaptıktan sonra asıl önemli olan ve birçoğumuzun da görmediği ikinci bir filtre daha var bu makinede. O da şu arka kısımda. Bakın arka kısmı açıyorsunuz. Burada da havanın girişini sağlayan bir filtre var. Eğer bu tıkanmışsa şöyle yandan bakalım buna. Yandan baktığımızda bakın burası tamamen tıkanmış. Demek ki büyük ihtimal hava çekmemesinin sebebi bu. Şöyle üflediğimizde tabi bunu bir hava püskürtücüyle de çekebilirsiniz. Ya da ben şu şekilde yapıyorum genelde. Bakın. Süpürgeyi kendisine temizle. Süpürgeyi kendisine temizletebilirsiniz. Böyle. Şu anda iki filtre temizlenmiş oldu. Eğer bu filtreler çürümüşse, çok tıkanmışsa, temizlenemeyecek durumdaysa da marka ve modelinize göre bir filtre satın alabilirsiniz. Filtrelerinizi değiştirebilirsiniz. Bakalım şimdi çekim gücüne. İki filtreyi de temizledikten sonra, yani burası temizdi zaten. Biz arka kısmı temizledik. Çekim gücü ne durumda? Şimdi sadece arkada yapılan ufak bir temizlikle halıyı kaldıracak duruma geldi. Arkadaşlar, elektrik süpürgelerini daha iyi çekmesini istiyorsanız toz torbasız olan bir model bu. Yapmanız gereken işlem bu kadar basit. Samsung, Arçelik, Bosch, bütün elektrik süpürgelerinde bu ikili sistem var. Tamam, öndeki filtreye hepimiz ulaşabiliyoruz ama arkadakini genelde unutuyoruz. Onu da temizlemeniz daha iyi çekmesini sağlayacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler.